Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin ekonomi politiği dersinin 5. haftasını sizlerle birlikte işleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz tarihsel sürece ilişkin genel bir çerçeve çizmeye çalışmıştık. Osmanlı'dan günümüze yönelik. En azından çok detaya girmeden, derinlemesine tartışmalara girmeden bu çerçeveyi anlatmaya çalıştık. 60'lara kadar özellikle 50'lerin sonu Demokrat Parti dönemiyle olan müdahale o süreçler. Burayı inceledik. Burayı aktarmaya çalıştık sizlerle birlikte. Bugün de 60'ların sonrasına bakacağız. 60 sonrası döneme sizlerle inceleyeceğiz. Biraz da dediğim gibi sunumlarınızla alakalı konuşalım. Haftaya da itibaren sunumlarınız başlayacak. Sunumlarda temel olarak nasıl bir çerçeve çizeceksiniz? Biraz da onları konuşarak çok da uzun tutmadan bugünkü dersi tamamlayalım. Ondan sonra zaten bildiğiniz üzere sunum haftalarına başlamış olacağız. Tabii sunumla alakalı da maalesef gelecek haftaki sunumlar büyük ihtimal şu ana kadar herhangi bir yapacak olan arkadaşlardan herhangi bir şey gelmedi, geri dönüş gelmedi ama bakalım ona göre konuşuruz. Geçtiğimiz haftaki okumaya tekrar bakabilirsiniz. Şu anda ekrana yansıttı. Zaten buraya kadar yani 60 darbesine kadarki süreci incelemiştik sizlerle birlikte ve geçtiğimiz haftada bahsettiğimiz gibi özellikle 50'lerden sonra Demokrat Parti dönemiyle birlikte Demokrat Parti'nin ilk dönemindeki o büyümeye dayalı ekonominin devamının gelmemesi, yaşanan krizler işte özellikle o tarımda makineleşme ve benzeri süreçlerin Türkiye'de üretimsel olarak karşılanamaması, yani bu hareketliliğin, o kapitalist gelişmişliğin Türkiye'nin kalkınmasına buna cevap verememesi, işte ihracat ithalat dengesinin çok ciddi anlamda bozulması ve cari açığın artması, bizim bu çizdiğimiz çerçevede Demokrat Parti'nin o avantajını bir nevi 50'lerden sonra, özellikle 50'lerin ikinci yarısından 5'ten sonra bir dezavantaja doğru dönüştürmüş oldu. Bundan da sizlere bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Ve tabii bununla birlikte Demokrat Parti'nin özellikle CHP dönemindeki o eleştirel antidemokratik uygulamaları, eleştirel pozisyonu ise tam tersi bir şekilde Demokrat Parti'nin üzerine yapışacak. Demokrat Parti bu sefer otoriter bir rol oynayacak ve demokrasinin en azından daha bu noktada demokrasiyi biraz daha tartışmalı hale diyelim, daha doğru bir ifade olacak. Tartışmalı hale Türkiye hesabında getirecek. Tabii bu tartışmalı hale gelmesi demek hepimizin bildiği gibi yani çok partili hayata geçişle birlikte Batı bloğu ve NATO'ya entegre olmuş olan da bahsedilen bir aktörün yabancı sermayeyi çekecek fırsatları bulmasında ciddi anlamda engel teşkil edecekti. Bunu da söylemiş olalım. Ve bu engeller nihayetinde askeriyle olan çatışma hali bizleri 27 Mayıs 1960 darbesine getirecek. Tabii darbeden önceki süreçte özellikle dediğimiz gibi dış ödemelerdeki bunalım demiştik ve 58'deki devalüasyon özellikle kentsel kesimlerdeki o esnaf ve diğer aktörleri ciddi anlamda etkilemiş ve hükümetten de en sonunda aslında biraz da soğumalarına, hükümetten ayrılmalarına belirleyici bir rol olmuştu o dönem içerisinde. Ve kentsel destek geriledikçe bahsetmiş oldunuz pardon. Bu destek geriledikçe Demokrat Parti hükümeti biraz daha artan ölçüde baskıcı önlemlere başvurmuş. Ve bu baskıcı önlemler, yani o artan dediğimiz baskıcı önlemler yavaş yavaş askeriyle olan çatışmaya 1960'taki darbe sürecini getirdi. Ki baktığımızda özellikle ekonomik boyut, politik ekonomiyi incelediğimiz için konuşuyoruz. 60'ta sadece bürokratlar ve aydınlar değil, İstanbul'daki özellikle yani ekonominin merkezi o dönemde de merkezi olan bir yer, İstanbul'daki iş çevrelerinin de muhalefet saflarında yer almaya başladığını, yani CHP ve diğer muhalefetin etrafında toplandığını görüyoruz. Kentsel seçkinler artık Menderes'i daha antimodernist bir figür olarak görmeye başladılar. Bu ekonomiye de yansıdı ve bunun devamı da hepimizin bildiği bir askeri darbeyle neticelenecekti o dönem içerisinde. Ve ama bu en azından ekonomik perspektiften baktığımızda en azından bir şey, bir o hoşnutsuzluk ortamının 60'lı yıllarda
var olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii 60'tan sonra ne oluyor? 60 darbesini hepimiz biliyoruz ve ortasında bu darbenin akabinde çıkan bir 61 anayasası var ki aslında Türkiye'deki en demokratik anayasalardan birisi. Tabii işin anayasal boyutunu bir kenara bırakırsak esas sorun Türkiye esasında 60'tan sonraki sorun iktisadi kalkınma. Çünkü Demokrat Parti ilk dönemiyle başladı ama devamı getirilemeyen bir kalkınma süreci var. Ve bu süreç nasıl gerçekleştirilir dersek o dönem içerisinde en yaygın görüş, en temel görüş planlı ve devletçe yönetilen bir ekonominin yardımıyla. Hani sizlere teorileri anlatmıştık. Biraz daha realist, biraz daha işte Keynesyen politikalarla devletin aktör olduğu, biraz da kuruluş dönemi, Cumhuriyet dönemine de geri dönüş yaparak bir planlama kavramı. Bu ki daha sonra devlet planlama teşkilatında göreceğiz. Bu planlama kavramının nasıl ön plana çıktığını. Ve bu noktada da özellikle işte İstanbul Burjuvazisi, Burjuvazi ile birlikte o dönemki askeri yönetimin oluşturduğu geçici hükümetler seçime kadarki süreçte bir yapı kurmaya başladılar. Teknokratik bir karakter taşıyan yapı kurmaya başladılar. İşte yöneticilerin bazıları bakan olduğu o dönem içerisinde o 60-61 arası çok kısa bir askeri yönetimin olduğu süreçte ve darbeden bir yıl sonra da özellikle komite içindeki militarist azınlık kurup tasfiye edilecek o 14'lüler diye bilinen Kalpaslan Türkeş'in içerisinde oldu. Ve bürokrasiyle askerlerin bir yeni ücret tarifesi, daha doğru bir ifadeyle yeni bir ekonomik düzen için bir anlaşması söz konusu olacak. Bir kurucu meclis kurulacak. Yine korporatist, size daha önceden de yine sunumlarda şeyde bahsetmiştim tarihsel süreçte. Korporatist esaslara dayanarak binaen oluşturulmuş bir kurucu meclis olacak ve kurucu meclis anayasayı halk oylamasına sunarak kabul edecek ki daha sonrasında seçimler gerçekleştirecek. Tabii Demokrat Parti aslında baktığımız askerin Demokrat Parti'ye bakış açısı işte Kemalist rejim reformları bu noktada sürdürmesine engel teşkil etmesi, Demokrat Parti'yi bu şekilde görmesi söz konusu. Ama bizi ilgilendiren tabii işin siyasi boyutu değil elbette. Bizi ilgilendiren biraz da işin ekonomik boyut. Tabii bu yeni anayasa dediğimiz kavram ekonomiyi de doğrudan etkileyecekti. Nedir? Özellikle bir yanda biraz sosyal demokrat ya da demokratik bir çizginin temelleri atılmaya çalışıyor. Belki en demokratik anayasa. Ama bir yandan da özellikle devlet aygıtının denetleyici ve belirleyici rolü düşünülerek kapitalist ekonominin düzgün bir biçimde gelişmesi yön en azından sağlanmaya çalışıyordu. Bu sağlamayı bir nevi çalışan da bu pardon bu çalışmayı sağlayan da dediğimiz gibi anayasa ve anayasadaki temel perspektifte hükümlerdi. Tabii nedir mesela hani bu spesifik olarak örnek verelim. Yargı meselesi örneğin. Demokratik özgürlükleri sağlama almak, Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar ile çoğulcu rekabet haklarını koruyacak güvenceler ayrıntılarıyla belirlendi ki önemlidir. Çoğulcu rekabetten kasıt kapitalist sistem, piyasa ama bir yandan her şeyi piyasaya bırakacak kadar bir liberal sistemin olması mümkün değil. Öyle bir ortam söz konusu değil. İşte burada devletin rolü ortaya çıkıyor aygıt olarak. Ve bu çerçeve içerisinde ekonomi de bir şekilde düzenlenmeye çalışıyor. Tabii bazı çatışma halleri ya da dilemma dediğimiz durumlar var. Nedir onlar dersek? Yani şimdi ekonomi bir tarafta dışarıdan aşılanmış bir modern sanayi kesiminde. Ama aynı zamanda biraz daha o taşradaki, Anadolu'daki diyelim küçük ya da orta sermaye kesiminden oluşuyor. Yani iki türlü bir kesim var. Şimdi bir kesim, ilk kesim gelişmiş ülkelerdeki gibi teknokratik bir ekonomi yönetimini tercih ediyor ya da böyle bir yapı orada söz konusu. İkinci kesim ise 19. yüzyıl kapitalizmindeki benzeri gibi biraz da vahşi kapitalizm gibi ne pahasına olursa olsun hızlı bir birikime ihtiyaç duyuyor. Şimdi böyle bir ikili farklı ekonomik anlayış diyelim ya da ekonomik bakış açısı diyelim söz konusu bu. Tabii önemli bir sorun. Devlet burada nasıl bunu çözecek ya da nasıl bir argüman getirecek? Dolayısıyla bu argümanı getirebilmek ya da bunu sağlayabilmek için bir kuruma ihtiyaç var. Hani size planlama derken ondan kastım buydu. Aslında o kurumda o teknokratiklerle diğer o vahşi kapitalist taraftarlar arasındaki o çatışmayı dengeleyecek bir kurum inşa ediliyor. Onun adı Devlet
Planlama Teşkilatı. Bu planlama teşkilatının temel argüman olması ya da hedeflenen, en azından söyleyelim, temel argüman iktisadi kalkınmanın makro dengelerini kurması, yönetmesi ve denetlemesi. Yani bu unsurlarla, bu hedeflerle, bu görevlerle kurulan bir kurumdan bahsediyoruz. Ve DPT kurulduğu zaman, önce dediğimiz gibi İstanbul burjuvazisince olumlu karşılanıyor. Ama küçük sermaye, işte tarım sermayecileri ya da Anadolu'da hızlı büyümek isteyen taşradaki aktörler çok fazla hoşlaşmıyor. Çünkü bundan hoşlanmamalarının temel sebebi, ha acaba tekrar Cumhuriyet dönemine mi dönülüyor, işte devletçi ekonomi yeniden mi canlandırılıyor, devlet yine mi sürekli her şeye müdahale edecek gibi bir soru işareti oluşuyor. Burjuvazi memnun. Çünkü onların istediği, tamam biz zaten kapitalist sistem, ama devletin bunu yönetmesi lazım. Ama devlet aygıtı işin içine girince, bu sefer de küçük sermaye, Anadolu'daki taşra sermayesi ya da işte zaman zaman muhafazakar sermaye göreceğiz 80'lerden sonra, bunlar çok memnun değildir. Dolayısıyla bir sert bir tartışma söz konusu o dönem içerisinde. Tabii DPT görevlilerinin önemli bir kısmının milliyetçi, devletçi bir ideolojiye bağlı olması da ayrı bir tartışma büyütüyor. Ama her halükarda 60'lardan bu DPT ve planlama kavramı hızlı bir büyümeye tekrar yol açıyor. 60'tan 71'e kadar özellikle o 5 yıllık kalkınma planları, DPT'nin temelinde o var zaten. Nedir? 5 yıllık kalkınma planları hazırlanması gibi. Şimdi bu planlar, bu kavramlar ortaya konuluyor ve bunun getirisi ne oluyor dersek, 63 ile 71 arasında %9'luk hızlı bir, ki önemli bir büyüme oranı, hızlı bir büyüme oranını sağlaması. Ve bu büyüme oranıyla birlikte işte özel kesimin yatırımlarının finanse edilmesi, yeni hızlı bir rekabet ortamı içerisinde ithal girdilerin sağlanması gibi önemli politikalar burada görülüyor, anlatılıyor burada zaten, bahsediliyor. Tabii burada ithalatın %96'sının sermaye mallarından sanayi hammaddelerinden oluşması, hükümetin tamam korumacı bir rejim, ama korumacı rejimin en önemli sıkıntısı ne? Döviz sağlama sıkıntısı. Tam da o zaman şans, iyi bir rastlantı da diyebiliriz. Almanya'daki Türk işçileri, daha doğrusu Almanya'nın Türk işçileri daveti, kendi ekonomik çıkarları sebebiyle Türk işçilerinin de tekrar Türkiye'ye, ailelerine, yakınlarına para göndermesi, ki biliyorsunuz o para da döviz cinsinden. Tabii ekonominin o dönem içerisinde ciddi anlamda imdadına yetişecek ve dış ticareti en azından dengede tutacak. Dolayısıyla 60'lar ve 70'lerin belli bir süresine kadar ekonomik düzenin daha derli toplu olduğunu görebilmekteyiz. Tabii bu derli topluluk elbette işin o planlama kavramı üzerinden daha belirgin bir şekilde, neden planlama kavramının ön plana çıktığını burada daha rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaş. Tabii böyle bir durum olduğu zaman, yani ne demiştik? Tarımda makinalaşmadan bahsettik zaten. Traktörün varlığı. Tabii bununla birlikte özellikle kentlerde sanayileşme, devletin yine bu planlama teşkilatı vasıtasıyla bunu hızlandırması, yeni kentlerin oluşumuna yol açacak. Ve kırsal alanda artık hani insan iş gücünün de ihtiyacının azalmasıyla, o makineleşme süreciyle, kırsal alandaki insanlar kırda yaşamanın ya da köylerde yaşamanın kendilerine bir getiri en azından sağlamadığını göreceklerdir. Tabii bunun bir neticesi olarak da kırdan kente çok hızlı bir şekilde bir göç dalgası meydana gelecek. 60 ile 70 arasında kent nüfusu toplamda 5 milyon artarak toplam nüfusun %39'una, yani neredeyse %40'ına yol açacak. Ve bu yeni gelenler, kırdan gelenler ne yapacaktı? Hani biz bunu göç siyaset dersinde konuşacağız daha sonra. Gecekondu mahallelerini inşa edecek ve yeni bir sınıf ortaya çıkacak. Hizmet sınıfı dediğimiz, ya da kendi hesabına çalışan, sigortasız geçici işlerde çalışan kitleler bir anda sayısal olarak da hızlı bir şekilde artışa uğrayacak. Önemli bir dönem bu açıdan baktığımızda. Evet, hızlı sanayileşme, toplumsal dönüşüm, kalkınma var, ekonomik büyüme var. Ama bir yandan da çarpık bir tablo söz konusu. Özellikle kentler, kentlerdeki nüfuslar, hızlı kentleşme. Aynı zamanda biraz da çarpık bir durumu ortaya koyacak. Ama şunu söylememiz lazım. O dönem içerisinde 60'lı yılların sonu için düşünürsek,
Türkiye'nin bu sanayileşme hamlesiyle birlikte demokrasi çerçevesinde de ciddi bir atılım içerisinde olduğunu da söylüyoruz 60'ların sonunda. Özellikle farklı siyasi ideolojilerin mecliste temsiliyle birlikte. Yani bu biçimleşme, bu dönüşüm rekabetçi demokrasinin bir nevi ayakta kalmasını da sağlıyor. Farklı kesimlerin kentlerde varlığıyla birlikte. İlginç dediğimiz gibi sendikaların kurulmasıyla o dönem içerisinde. Sendikaların ciddi anlamda üyelerinin sayılarının artması. Bu rekabetçi demokrasi perspektifini Türkiye'de en azından uygulanabilir olduğunu 60'lı yılların sonu için konuşuyorum tabii. Mümkün gösteriyor. Tabii bu dediğimiz gibi kapitalistleşme ya da hızlı bir sanayileşme süreci en azından temel çerçevesini incelediğimizde. Tabii bu nereye kadar devam edecek? Çünkü 60'ların sonunda farklı ideolojilerden bahsettik ama aynı zamanda bu durum Türkiye'de çok da hani beklenmedik diyemeyeceğimiz ama yine de şaşırtıcı bir şekilde hızlı bir şiddet dalgasına yol açacak. Özellikle sağ sol çatışması başta olmak üzere birçok farklı mecra üzerinden kutuplaşmanın arttığı ve bir şiddet sarmalının girildiğini göreceğiz. Ve bu şiddet sarmalı, siyasi liderlerin de bu şiddet sarmalına aktif bir çözüm bulamaması, Adalet Partisi'nin o dönem içerisinde ki özellikle o şiddet sarmalı içerisinde o dönem en çok tartışılan Adalet Partisi de CHP'nin bir koalisyon kurması girişimi ki bunun da özellikle o dönemde İstanbul'daki yine o burjuvazi kesimin ya da iş çevrelerinin desteklediği bir koalisyon girişimiydi. Fakat Adalet Partisi'nin buna çok fazla yanaşmaması ve hani tam anlamıyla burjuvazinin de çıkarlarını savunarak biraz da yani çok fazla böyle bir koalisyon ortamının içerisine girmek istemedik. Yani tabii kişisel çıkarları özellikle partinin oy çıkarlarını da düşünerek. Ama bu durumla neye yol açacak? 71'de 12 Mart'ta birlikte tekrar rejimin askeri rejime, daha doğrusu askeri kuvvetlere bırakılmasına yol açacak 70. Bu bir muhtırasıyla birlikte. Ve özellikle o dönem içerisinde CHP'nin de yeni bir ideoloji aradığını, özellikle İsmet İnönü'den sonra adaylığını koyan Bülent Ecevit'le birlikte 70'lerden sonra, o 71'deki muhtıradan sonra yeni bir yapılanma içerisine girmeye çalıştığını da söylememiz lazım. O zamana kadar Adalet Partisi zaten burjuvazinin, kapitalist düzenin doğrudan bir temsilcisi olarak yer almakta. Ekonomi politik perspektifinden bakarsak CHP'de nedir? İnönü'den gelen o geleneksel devletçilik ideolojisi ve ekonomide devletin rolü üzerinden bir perspektif sağlamakta. Tabii böyle bir perspektif üzerinde abi Adalet Partisi'nin başarısı da çok fazla en azından zorlanmıyor. Onu en azından söyleyebiliyoruz. Bu bir zorlayıcı bir çerçeve değil. Bunu ifade edebiliriz. Tabii daha sonra CHP bir ideoloji arayışında ve yavaş yavaş ideolojisini değiştirmeye başlıyor. Tabii buradaki değişikliği en önemli sağlayan husus bahsettiğimiz o işçi sınıfının yavaş yavaş ortaya çıkışı. Yığınsal işçi gösterileri ki daha sonrasında askeri darbeden hemen önce de vardı. Ve CHP özellikle Ecevit'le birlikte bu kitlelerin oyları ki bu kitlelerin önemli bir kısmı kırdan da kente göç eden kitleler. Daha sonra orada çalışmaya başlayıp işçi sınıfı statüsü içerisine dahil olan kitlelerden bahsediyoruz. Tabii böyle bir kitlenin varlığı da elbette yeni bir siyasi mecranın CHP'nin izleyeceği çizgi içerisine oturtulmaya çalışıldığı söylenebilir. Ve bu bahsettiğimiz husus dediğim gibi yine 60'lardan sonra önce DİSK'in sendika olarak ortaya çıkışı, daha sonra da Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması ve mecliste temsili, sol hareketlerinde ekonomi perspektifindeki, ekonomi politikalarına yönelik en azından bir aktör haline gelmeye başladığını görüyoruz. Her ne kadar etkili olamasa bile. Ama daha sonrasında 71 rejimi, 71 rejimiyle 12 Mart muhtırası ve otoriter bir kapitalist yönetim. Yani kapitalizmden vazgeçilmiyor. Yine burjuvazi ve o sistem dışına çıkmak gibi bir hayali yok hiçbir zaman 12 Mart muhtırası ve takipçilerin. İstedikleri şu. Evet kapitalist olalım ama yani işte yok üniversitelere özgürlük işte Anayasa Mahkemesi işte denetim insan hakları bu tip özgürlükler Türkiye'ye bol geldi. Biz bunları sınırlandırarak ama kapitalist sistemi o rekabet ortamında bozmadan sisteme devam edelim. İstedikleri bu askeri rejim.
Üç temel politikası var o dönem içerisinde. Banka kredilerinin genişletilmesiyle iş aleminin ucuz para sağlanıyor. Enflasyoncu bir atmosfer. İşçi grevleri yasaklanarak özellikle örgütlenme hakkı kısıtlanıyor ki bu burjuvazinin tahmin edebileceğiniz üzerine hoşuna gidecek bir hamle. Ve fiyatlar artarken ücretler, maaşlar ciddi anlamda azalıyor o dönem içerisinde. Ve çiftçinin aleyhine özellikle tarımsal ürünlerin fiyatlarında ki hızlı artış ticaret adlerini çiftçinin aleyhine döndürmüş oluyor. O da önemli bir diğer politika aracı o dönemde. Böyle bir dönüşüm var özellikle askeri yönetim içerisinde. Ama 73'e kadar süren ve 73'ten sonra bildiğimiz üzere tekrar sivil siyasetin olduğu bir dönem. Ama bu sivil siyaset aynı zamanda 73 ile 78 arasında bir toplumsal kargaşaya bizi götürecek. 73-78 arasındaki kargaşa. 73 seçimleriyle birlikte Ecevit'in işte farklı bir politika çizmesi, biraz daha sol kanada yönelmesi. Özellikle İslamcı hareketlerin ilk defa ortaya çıkması, milli görüşün kurulması, daha önce milli nizam, sonra milli selamet. Bu parti niye önemli? Özellikle kasabadaki, o taşradaki, Anadolu'daki burjuvazi dediğimiz, siz de şu anda İslamcı sermayesi, sermaye diyebilirsiniz. O burjuvazideki hoşnutsuzluğu İslamcılığın canlandırması yönelik bir platforma çevirmeye çalışması. Çünkü MSP, Milli Selamet ya da Milli Görüş Hareketi'nin temel argümanlarından birisidir. Zaten ekonomik perspektifi var, adil düzen programı ile birlikte. Ve burada esnaf ideolojisini devlet müdahaleci talepleriyle birleştirerek tekelci kapitalizme geçişin küçük iş sahiplerinin yıkımına yol açmaksızın geçmesini istiyor. Yani evet, yani MSP'nin de antikapitalist bir çizgisi her zaman tartışılır, Batı karşıtlığı üzerinden. Ama baktığımız zaman bu çizgiden ziyade yani bizim için önemli olan küçük esnaf. Taşra'daki esnaf ve Taşra'daki esnafı kaybetmemek. Yani onların oy potansiyelini kaybetmemek. Bugün baktığınızda MÜSİAD'da benzer şekilde daha muhafazakar bir kuruluş olmasına rağmen hiçbir zaman MÜSİAD'ı biz kapitalist karşıtı, antikapitalist bir şey olarak göremeyiz. Böyle bir şey yoktur. Hani MSP'de Milli Görüş Hareketi de Batı karşıtlığı elbette ön plana çıksa da ekonomik düzen içerisinde özellikle o küçük burjuvazi her zaman ciddi bir oy kaynağı olacak. Zaten ondan sonra kurulan o ekonomik düzene de bakarsanız zaten bunları rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Ve yine Milliyetçi Hareket Partisi'nde çatışma halindeki rolünden bahsediliyor. O dönem içerisinde 70'li yıllarda. Tabii bütün bunlar baktığımızda ekonomiyi etkileyecek. 73-78 yine sokak kaosu, yaşanan çatışma hali, sağ sol arasındaki çatışma, bütün bu atmosferi düşündüğümüzde işte girişimcilerin sayısının düşmesi, imalat sanayi içindeki sayıların gerilemesi, yani figürlere, istatistiklere bastığımızda istatistiklerin de bunlardan etkilendiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ve küçük bir burjuvazi, bir kısım küçük sermayenin işte gecekondu desteğiyle ayakta duracak hale dönüş. Ve böyle bir tutum 73-78 arasındaki dönem içerisindeki ekonomik yapı bu dönem içerisinde karşımızda duruyor. Ve o dönemde kapitalizm ve emperyalizm aleyhtarlığı her ne kadar görüntüde söz konusu olsa bile o çatışma hali elbette bunu tamamen ortadan kaldırmıyor. CHP'nin dediğimiz gibi politika anlayışının değişmesi o dönemde önemli. Çünkü ortanın solu sloganı Ecevit'in ama daha ziyade bizi ilgilendiren işçi sınıfı ve gecekondu sakinleri. O gün için o dönem içerisinde gecekondu oyları dediğimiz oylar var. Ve bu oylara hitap etmek istiyor. CHP de hitap etmek istiyor. Milli Selamet, Milli Görüş de ki genelde iki partinin ciddi anlamda gecekondulardan oy aldığını görüyoruz o dönemde. Oy fakir kesimlerden. Bir sebebi büyük bir çoğunluğu işçi sınıfı. Yani kırdan kente göç edince bu adam ne yapacak? Sanayi işte fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayacak. Bir sebep bu. İki sebep kırdan kente göç eden muhafazakar nüfus. Bu da önemli bir sayı. Yani azımsanmayacak bir nüfustan da bahsediyoruz. Tabii o dönemde CHP özellikle bu üç kentte hem bu işçi sınıfının kırdan kente göçle artışı ile birlikte bu üç büyük kenti de kazanıyor yerel seçimlerde ve daha sonra genel seçimlerde de ciddi bir oy alıyor özellikle 73 ve 77 seçimlerinde. Önemli. Hani bu dönüşümü
anlamak için hani çiziyoruz ya, bazen bazı yerlerde okursunuz, özellikle CHP'nin işte İç Anadolu'da, Konya başta olmak üzere büyük şehirlerde, İç Anadolu'daki ciddi bir oy artışı vardır, inanamazlar. Hatta 70'li yanlış hatırlamıyorsunuz, Konya'da %41 ya da 42 aldı bir seçim. Herkesin nasıl CHP Konya'da oy alır? İşte o zaman muhafazakarlıktan ziyade, evet, var muhafazakarlıklar var, ama bu buradaki büyük şehirler, yani Konya'nın yerelinden, köyünden gelen ya da başka yerlerden gelip oradaki şehre gelip işte orada fabrikada çalışmaya başlayan bir işçi kitlesi oluşuyor. İşte CHP o işçi kitlesini hedef olarak belirliyor ki Ecevit'in yaptığı en başarılı hamlelerden birisi. Milli Selamet belki o dönem için o kadar güçlü bir aktör değil. Muhafazakarlık belki o kadar ön plana çıkmıyor, ama mesela benzer bir hamleyi biz nerede görüyoruz? 94 yerel seçimlerinde. Refah Partisi döneminde iki büyük şehir, İstanbul ve Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının kazanılması. Çünkü oraya baktığınız zaman o kazancın arka planında da yine o ekonomik düzenle işte kırdan kente göç, büyük şehirlerde oluşan muhafazakar gettolar ve gettoların işte İstanbul ve Ankara'da Refah Partisi'ni yaşanan krizden de dolayı, 94 krizinden dolayı Refah Partisi'ni desteklenmesi. Yani bunun başlangıcı 70'lerde işte CHP'nin bu politikayla kazanması, ki görece yoksul bölgeler o dönemde CHP'ye oy verirken, örneğin ticarileşmiş, tarımın ticarileşmiş olduğu bölgelerde Adalet Partisi'ne oy veriliyor. İlginç bir seçim, ilginç bir tercih o dönem içerisinde. Daha sonrasında en azından günümüze kadar yoksul bölgelerde genelde muhafazakar ya da muhafazakar sağ partilerin genelde oy kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama o dönemde farklı bir boyut, gözümüze çarpan bir boyut 70'li yıllar. Ama hani bir yandan bundan bahsediyoruz, ama bir yandan da dediğimiz gibi çatışma hali, 70'li yılların getirmiş olduğu askeri çatışma haliyle birlikte o askeri çatışma halinin nihayetinde Türkiye'yi ciddi anlamda ekonomik açıdan da etkilemesi, dış borçların artması, yani o kurulan Milliyetçi Cephe Hükümetleri'nin başarısızlıkları, İstanbul Burjuvazisi'nin bunlardan zaten daha da artık hoşnutsuzluğuna aşmaya başlaması. İşte borç miktarlarının 15 milyar dolar gibi o dönemin çok büyük bir meblağına tekabül etmeye başlaması. IMF'in hepinizin bildiği işte Türkiye'de 2000'lerden sonra da ortaya çıkan, ilk defa ortaya çıkması. Uluslararası paralı değil mi? Yeni bir kemer sıkma, ilk defa Türkiye için bir kemer sıkma paketine yer vermesi. Ki CHP'nin 77 seçimlerinde %42 gibi bir oy alması, ki buradaki en temel sonuç, evet, demin bahsettiğim işçiler ve kent yoksullarının çekmedeki başarısı. Ama %42 almasına rağmen yine tek başına iktidar olamaması, ki o dönem içerisinde belki CHP tek başına iktidar olsa bambaşka bir siyasi atmosfer izleyebilirdik. Bu ayrı bir konu, ayrı bir tartışma konusu, ama çünkü bambaşka bir politik ekonomi çizgisi var, ama o tek başına iktidarın olmaması elbette CHP içerisindeki ideolojik bulanık vesaire, onlar başka tartışma konuları, detaylı tartışma konuları. Ama o nihayetinde bir hükümetin istediği gibi kurulamaması, işte Ecevit'in dışarıdan destek alması, ama daha sonra o dışarıdan desteğin de sürmemesi, yaşanan çatışma halleri, sıkı yönetim ve en sonunda 80'ler darbesine kadar bizi götürecek. 80'den sonraki darbe zaten o Ecevit'in kurmaya çalıştığı o yeni düzeni tamamen lağvedip, tamamen Amerika'nın ve işte bahsetmiş olduğumuz ulus ötesi kuruluşların istediği bir yapı bize götürecek. 12 Ocak 1980'de özellikle o dönemin Milliyetçi Cephe Hükümetlerinden birisinde dönemin müsteşarı, DPT müsteşarı Turgut Özal'ın başlatmış olduğu bir faaliyetle birlikte, pardon, DPT diyorum, başbakanlık müsteşarı olması lazım. Bir en azından politika aracı izlenerek yeni bir kararlar silsilesi yayınlanmış, 12 Ocak kararları olarak, 24 Ocak pardon, yanlış hatırlamıyorsam tarihleri arada karıştırıyoruz. 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte darbeden önceki koşullar hazırlanacak ve Türkiye ekonomisi darbeden sonra tam anlamıyla önce bir 3 sene, 80-83 arası yine otoriter bir kapitalist süreç, ama 83'ten sonra hızlı bir şekilde neoliberalleşmeye ve bizim bildiğimiz anlamda Özal'lı yıllar döneminde daha detaylı konuşacağım. Devletin aygıtını küçülerek özel sektörün yeniden bir önemli bir paydaş haline geldiği bir ekonomik yapı içerisinde dönüşecek. Bu ekonomik yapı içerisinde Anavatan Partisi'nin ve Özal'ın politikalarını
izlemeye 80'lerde başlayacağız. Daha sonrası 90'lar, 2000'ler biraz daha o konularla alakalı bütün arkadaşlar neredeyse sunumu aldılar. Şu ana kadar seçen arkadaşlar o dönemleri aldılar. Biraz daha güncele o dönem içerisinde gireriz, konuşuruz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Merton sunum vardı 22'sinde. Günümüz Türkiye'si üzerinde 2018 sonrasında dair. Biraz daha güncel konuşuruz. 80'li yıllar özelliği konuşacağız yine sunumlar içerisinde. Bunlara bakacağız. Dolayısıyla şimdi buraya kadarki kısım yeter. Yani bu 2 hafta için, 4 ve 5. hafta için. Buradaki makaleleri okumanız benim açımdan yeterli. En azından söylemiş olalım. Herhangi bir sorusu olan. Herhangi bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar 4 ve 5. hafta bu iki yani bu pardon bu 2 hafta bahsettiğim makaleden sorumlusunuz. Bunun üzerine olabildiğince çok detaya derine girmeden temel bir çerçeve çizmeye çalıştık tarihsel süreç içerisinde. Önümüzdeki hafta iki sunumumuz vardı görünen dediğim gibi Nurettin Reha ve Ahmet Duygu konu olması lazım isim yanlış hatırlamıyorsam ama 2 arkadaşımız da şu ana kadar herhangi bir derse girmediler. Benimle herhangi bir şekilde iletişime geçmediler. Gelecek haftaya kadar bekleriz. Yani şöyle söyleyeyim yani herhalde son güne kadar bir iletişime geçmek isterlerse geçerler. İstemezlerse zaten yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar adaya veda ederler. Biz önümüze bakarız. Ben gelecek hafta eğer arkadaşlardan bir ses gelmez ise biraz da Osmanlı dönemini anlatacağım. Oraya çok fazla alan arkadaşımız olmadı sunum konusu olarak. Biraz şöyle Osmanlı'nın son dönemini iki konu vardı. Onları birleştirerek biraz Osmanlı'nın son dönemiyle başlarız. Biraz tarihsel bir giriş yapmış oluruz. Daha sonra alan arkadaşlar var zaten. Onların sunumlarıyla devam etmiş oluruz. Yani 15 Kasım dersimiz için tekrarlamış olalım. Yani arkadaşlarım bana geri dönüş yapmadıkları sürece ben anlatacağım. Dediğim gibi özellikle Osmanlı döneminin son kısımları. Hem reform dönemleri hem savaş öncesi 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları. Osmanlı nasıl bir ekonomiden geldi, nasıl evrildi, politik açıdan nasıl anlamamız gerekiyor. Bunun üzerine biraz konuşacağız arkadaşlar. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Eğer arkadaşlar sunum konusu seçmezler ise. Sonra da diğer sunumlara devam edeceğiz. Sunum çerçeveniz içerisinde de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar gelirse bir değerlendirme yaparım. Örnek olur. Yoksa ben yaparım. Benimki size örnek olmuş olur. Çok genel bir konu başlığı vermedim siz dikkat edersiniz. Yani daha doğru bir ifade değil de zaman dilimi verdim. Oradan herhangi bir spesifikleşeceğiniz ya da yoğunlaşacağınız bir konu olabilir. Yani o konu üzerinden ekonomi politiğe dair analizlerinizi yapabilirsiniz. Yani bütün dönemin ekonomisini değerlendirin gibi bir şey elbette kolay bir şey. Bizim için önemli olan ekonomi politik bağlantısı. Yani siyasi açıdan nasıl politikalar izlenmiş ekonomi alanında. Hani bu bağlantı nedir? O ideolojik açıdan nasıl? Bunları anlattık size ilk haftalarda o çerçeveleri çizdik. Onlarla bağlantı kurarak dönemi değerlendirmenizi isteyeceğim. Önemli yerlerine odaklanabilirsiniz. Spesifik olaylara odaklanabilirsiniz. Olaylar üzerinden değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Genel bir özet çıkarmaya çalışabilirsiniz ama yine bağlantıyı koparmadan. Yani bana didaktik bir şekilde işte ekonomide şu oldu bu oldu nokta gibi bir anlatım yapmamaya gayret gösterin. Olabildiğince o derste konuştuğumuz şeyler üzerinden dediğim gibi bazı hususları, bazı konuları, dönemin önemli gelişmelerini spesifikleştirebilirsiniz. Onun üzerinden anlatabilirsiniz. Her şeyi anlatmanız mümkün değil. O konuda içiniz rahat olsun. Zaten öyle bir şey istemiyoruz. Döneme dair önemli bir değerlendirme yapın. Biz üstüne koyarız, ekleriz. Gerekirse farklı değerlendirmeler yaparız. Yani sizlere soru sorarız. Bu şekilde çerçeve oturacağız. Yani 25 dakikayı daha dedik. Hani 30'u geçmesin mümkün mertebe. Çok uzun bir sunum. Bizleri de yoruyor, sizleri de yorar. Benim de üstüne ekleyeceklerim olacak çünkü. Sözlü bir sunum istedim. Herhangi bir yazılı bir şey istemedim. Dolayısıyla bu çerçevede de sizlerin yapacağı sunumlarla bizim ekleyeceğimiz yorumlarla nihayete erdiririz. Daha şekillendirmiş oluruz dönemleri, dönemsel açıdan incelediğimizde Türkiye ekonomi politiği. Ama önemli olan hep ekonomi ile politik arasındaki o bağlantıyı koparmamak. İktisadi açıdan izlenen politikalarla siyaset nasıl etkileniyor, nasıl bir bağlantı var? Bunu anlamamız gerekiyor. İdeolojileri de ilk hafta anlatmıştık düşünerek. Herhangi bir sorusu olan. Herhangi bir şey takılın.
Yoksa dediğim gibi arkadaşlar 15 Kasım'da yani gelecek haftaki dersimiz 15 Kasım olur. O dersimizde sizlerle birlikte olacağız tekrardan. Arkadaşlardan bir ses gelirse yaparlar, gelmezse ben sizlere anlatıp devam edeceğim ders. Bunu söylemiş olan. Bu dersin de yine kaydını sizlere YouTube üzerinden yükleyeceğiz hafta sonuna kadar. Oradan tekrar daha ders kaydını da dinlemiş olursunuz. Arkadaşlar sunum yaparlarsa var onlara sunum videolarını yüklerim. Ben yapacak olursam belki bir iki okum Osmanlı'ya dair yüklerim. Alevesi ara ara bakarsınız, kontrol edin. Konuşuruz zaten önümüzdeki hafta. Duruma göre dediğim gibi bilmiyorum. Şu ana kadar arkadaşlardan bir ses gelmedi. Pek geleceğini açıkçası sanmıyorum. Bu dönem maalesef sayısal olarak çok kalabalık olamıyoruz gördüğüm kadarıyla. Yine benim nüfusum nispeten daha iyi diye düşünüyorum. Ama belli ki bu dönem bayağı en azından fire vereceğiz gibi gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar bugünlük dersimiz sizler için yeterli. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yani umuyorum faydası olmuştur. Önümüzdeki hafta eksik olmasın 15 Kasım'da saat yine 13.15'te dersimizi sizlerle gerçekleştirmiş oluruz. Kendinize iyi bakın, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.